Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. The Long Dark'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde şu santrale girmiştik ve bilgi almıştık. Biraz da erzak aldık, işte tıbbi malzeme aldık. Bir de radyo parçaları aldık. Radyo parçalarını herhalde yardım çağrısında bulunmak için kullanacağız. Şurada bir şey var ama oraya gitsem mi? Gerek yok abi. Şimdi buradan devam edeceğiz ama şu kapıyı açtıktan sonrası sıkıntılı. Niye dersiniz kardeşim? Bu ayı buralarda arkadaşlar. Bize saldırmaya çalıştı burada. Her an her şey olabilir. Şöyle mermileri hazırlayalım abi. İnşallah tutukluk yapmaz silah. Silah bazen tutukluk yapabiliyormuş. Şöyle dikkatli olalım abi. Hava kaç derece? Bir dakika. -1. Biraz tipi var ama -1 gayet güzel. Yani şu tipiye -1 olması gayet güzel. Evet, ağırlığımız fazla. Ayıya dikkat etmem lazım. Sağda solda herhangi bir yerde karşıma çıkabilir abi. -2 oldu. Aslında hava bayağı soğuk duruyor. Fırtına esiyor ama -2. Şaşırdım yani. Ben en az bir -8 beklerdim. Tuhaf. Neyse. Şikayetçi olmayacağım tabii ki de. Şurada meşale var. Gerek yok ona. Şimdi görevimiz neydi abi? İlaçları ölmeden tuzakçıya yetiştirecekmişiz abi. Bir şekilde tuzakçıya yetiştirmem lazım. Aa, şurada geyik var. Ah. Değişik değişik sesler geliyor abi. Şurada geyik var. İki tane geyik var. Bu geyikler saldırıyor mu bilmiyorum ama galiba yorumlarda birisi demiş ki saldırıyor demiş. O yüzden geyiklere de fazla yaklaşmayacağım. Normalde geyikler saldırmaz ama bunlar yabani geyikler galiba arkadaşlar. O yüzden saldırabilir. Bir de Erzurum diye bir oyun çıkmış. Yerli milli The Long Dark diyorlar. Onu internette inceledim. Gerçekten de The Long Dark'a çok benziyor. Oyna diyenler olmuş. Arkadaşlar onun bana kodu gelmedi. Oyun daha çıkmadı normalde. Oyunu oynayanlar da kod aldılar yani. O şekilde oynuyorlar. Yapımcı ekipten, yani oyunu yapan kişiden kod alıyorlar. O şekilde oynuyorlar. Bana öyle bir kod gelmedi. Zaten bana kod gelmez yani. Ben zaten 2000 aboneye sahip bir insanım kardeşim. Bana niye kod yollasın adam? Beni tanımıyor, etmiyor, bilmiyor yani. Böyle bilinmiş birisi de değilim. O yüzden bana kod gelmez arkadaşlar. Ama yine de şöyle oyun tam anlamıyla çıktığında bir inceleriz yani nasılmış. Nasıl bir oyunmuş bir bakarız abi. Şu mouse hassasiyetini bir ayarlayayım abi. Heh, tamam. İnceleyeceğiz yani. Onu şey yapmayın yani, kafanıza takmayın. Eğer güzel bir oyunsa oynarız. Hikayesi falan varsa böyle dümdüz hayatta kalma oyunu değil de böyle aynı bu The Long Dark gibi hikaye varsa oynarız. Şu tepede bir şey var la. Neymiş orası abi? Kule olabilir mi acaba? Oraya çıkalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bence çıkılabilir oraya. Koşamıyorum da ya. Ağırlık çok fazla ve ne atacağımı bilmiyorum. Sıkıntı büyük. Her an bir yerden ayı çıkabilir ha. Dikkatli olmamız lazım. O ayı çok tehlikeli. Oğlum bu yük dedi. Nasıl gideceğim ya? Çok yol var ya. Koşmuyor. Şöyle biraz koşsa koşa gideriz. Ama maalesef koşmuyor arkadaşlar. Hava sıcaklığı yavaş yavaş düşmeye başladı mı diyeceğim. Yok, artıyor. Küresel ısınma işte arkadaşlar, görüyorsunuz. Kutuplara yakın bir bölgedeyiz. Kanada'nın topraklarındayız. Tam olarak neredeyiz bilmiyorum. Kanada'nın kuzey tarafındayız galiba. Çünkü kutup ışıkları falan var. Ama hava -1 derece. Yani küresel ısınmanın ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kutup mutup dinlemiyor abi. Normalde buralar en az bir -10-15 derece olması gerekiyorken havanın -1 derece olması tuhaf. Vallahi bu küresel ısınma yüzünden kışı yaz gibi yaşıyoruz ya. Bir tane böyle bir kar yağdı. Bir kerecik şöyle bir kar yağdı ama ertesi gün güneş açtı, karlar eridi abi. Yani kara hasret kaldık ya. Harbi diyorum, önceki kışlar gibi değil yani. Önceki senelerde böyle miydi ya? Bir yağıyordu 4-5 santim. Gerçi İstanbul'a bayağı bir yağdı ama İstanbul'da olmadığım için buralarda öyle bir şey yok. Buralara bakmıştım arkadaşlar. Buraya tekrardan girmeye gerek yok. Tepedeki kuleyi çok merak ediyorum abi. Oraya kesinlikle gideceğim. Onu kafaya koydum. Bir de geçenki bölümde kulübe bulmuştuk ya. Dağ evi bulmuştuk. Neredeydi o? Şöyle göstereyim. Şurada şu kamp kulübesinde bir anahtar bulmuştum ben.
O anahtar 3 numaralı kamp evinin anahtarıymış arkadaşlar. Ama o ev nerede bilmiyorum. Benim tahminim bence şurada arkadaşlar. Yani tahminimce şurada. Çünkü bu burada bulduysak, buradan da şöyle yol gittiğine göre şurada olma ihtimali var arkadaşlar. Oraya da bakmayı düşünüyorum açıkçası. Ama önce şu ilaçları yetiştirelim. Adamı ölmesini istemem. Önce bir ilaçları yetiştirelim, bakalım ne olacak. İlaçları yetiştirdikten sonra şu tepedeki kulübeye ve şuradaki yere gideceğiz arkadaşlar. Sadece görev yapmayalım, biraz da etrafı keşfedelim yani. Gördüğümüz şeyleri bir inceleyelim yani. Sonuçta bu survival oyunu. Yani sadece görev üzerinden gitmeyelim. Öldürdüğüm kurdun leşi hala burada duruyor arkadaşlar. Lanet olası pisliğin leşi hala burada duruyor. Donmuş kurt leşi. Bu arkadaşlarına bir işaret olsun. Arkadaşlarına bir ders olsun. McKenzie saldırılacak bir adam değil abi. Bana saldırırken bundan sonra iki kere düşünsünler. Öyle kolay lokma değiliz. Bu arada şey yazmış yorumlardan biri de şey yazmış. Subnautica Blowzor'a çıkmış falan yazmış. Arkadaşlar bakıyorum ben onu zaten sürekli takip ediyorum. Hala erken erişimde gözüküyor. Bu arada oyun 32 liraydı 50 liraya çıkmış. Keşke 32 lirayken alsaydım oyunu ya. 50 liraya çıkmış, 18 lira zam gelmiş. Oyunu büyük ihtimal eğer kış indirimlerinde ileride bir Steam'lerde Steam indirimi olacak. Eğer Steam indiriminde şey indirime girmezse büyük ihtimal ben o 50 liraya alırım arkadaşlar. İndirime girmezse. Çünkü ileride tekrardan o fiyat artabilir. 50 liradan belki 70 liraya çıkar. Daha fazla fiyat artmasını beklemeden 50 liraya almam gerekiyor arkadaşlar. Keşke 32 liraya alsaydım ya. Steam indirimlerini bekleyeceğim. Bir sonraki Steam indiriminde de indirime girmezse ne zamandır bekliyorum indirime girsin diye. Erken erişimler galiba indirime girmiyor anladığım kadarıyla. Ama bir bakacağız abi. İndirime girmezse kendim alacağım artık 50 liraya. Yapacak bir şey yok. Çünkü daha da pahalanabilir. 50 liradan olur 70-80 liraya çıkar. Keşke 50 liraya alsaydım derim bu sefer de. O yüzden işimi şansa bırakmayacağım. Sonunda mekana geldik arkadaşlar. Bayağı uzun bir yoldan geldim. Yemin ediyorum ayaklarım su topladı be. Dur yanlış yere girdik abi. Şuradan şöyle dönelim. Gene fırtına başladı ya. Gene tipi başladı. Eksi 2 derece ama. Çok soğuk değil. Ama bayağı fırtınalı bir hava. İçime işliyor yani. Rüzgar içime işliyor. Bakalım bizim dayı hayatta kalabilmiş mi kalamamış mı? Malzemeleri topladık, o kadar ayı saldırısına da uğradık. İnşallah değer ya. İnşallah hayattadır abi. Şimdi göreceğiz. Bakalım hayatta kalmış mı kalmamış mı? En son bayılmıştı abi. Evet. Kendisi bir toparlanmış gibi ama inşallah ölmemiştir ya. Şırınga almışız. Şöyle koluna bastırdık. Aha! Yaşıyor. Güzel, güzel. Shit. Bir anda ayaklandı lan. Take it easy. You're pretty banged up. Probably a bit delirious too. Bu ona yetecek mi ki? I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. Aynen, zaman her şeyin ilacıdır. Time. You don't have time. Niye vaktimiz yokmuş da? We need to get a message out. Ne mesajı ulaştıracağız? It's important. Message. You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Telsiz malzemeleri almıştık, bakalım ne bir mesajı şey yapacak. Yardım çağrısında mı bulunacak acaba telsizden? Çünkü sonsuza kadar buralarda kalamayız abi. Birileri bir kurtarması lazım bizi ya. Telsizi onarmaya çalışıyor şu an. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Damn it. Eski bir şey galiba. Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. Ne olacak? Something to do with the power. Fuses. Transformers maybe. Oh. We have bigger problems to deal with first.
bears out there, hunting us. Bizi nereye avlıyor lan? Kafasına bir sıktın mı gider. Çok basit bir şey ya. Çok zeki bir hayvan. Vay. Eventually, he'll either get us. Ama doğru diyor lan bir yandan da. Koşum sen bana güven ya. Kaç tane kurt öldürdüm oğlum ben. Ayının saldırısından da kurtuldum. Sen hiç kafana takma kardeşim, ben hallederim o ayıyı. Kim lan o ayı? Biz Skyrim oynamışız yıllarca. Ayıları, böcekleri kesmişiz. O ayı bana sökmez koçum. O ayı bana sökmez. Bu arada başarım geldi arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz, sağ altta. Şu ayıyı bir daha soralım bakalım neymiş bu. Bu kadar sorunun neymiş bu ayıyla yaşadığın sorunlar. Oğlum bir de yaşlıymış lan. Yaşlı ayılar ne yapacak oğlum? Yaşlanmış artık. Gençliği gitmiş. Neyi takas ediyormuş? Sounds like a losing proposition. Kazançlı gelmiyor diye. Oh, I'm sure it will be for one of us. Baraj, çevre. Şu barajı soralım neymiş? The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago, never recovered. Buralarda sürekli deprem olmuş. Depremden dolayı millet buraları terk etmiş abi. The dam dates back to the 60s. Oo, çok eskiymiş lan demiş Safran. Wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Ormanda konuşanlar ne? So, who are the kim lan bu ormanda konuşanlar? Eco-terrorists. Ekoloji teröristleri. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining. Çevreciler yani anladığım kadarıyla. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. Çevreciler anladım. It don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. Endüstri olmadan kardeşim ne üreteceksin? İnsanlar ne yiyecek içecek? Nasıl geçinecek? Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Malzeme zulaları bırakmışlar arkadaşlar. Demek ki bu haritada bir yerde bu ormancılar malzeme zulaları bırakıyor. Biz de onları etrafı keşfederek bulabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu çevreciler malzeme bırakmış. This whole area takes its name from Mystery Lake nearby. Gizemli göl. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Senede birkaç kere geçiyormuş. Fewer every year. All the area is mostly dead most of the year. You sound like you like it that way. Adam yalnızlığa alışmış abi. Seviyor adam. So, no other people living out here? Ben zannetmiyorum kimsenin kaldığını. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. Aynen öyle. Hiçbir şey yok buralarda. Ölümden başka hiçbir şey yok buralarda. Ya soğuktan öleceksin, ya hayvanların saldırısından öleceksin, ya da açlıktan öleceksin abi. Şimdi bizim kadını soralım. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. Gördün mü onu? Won't find too many people out here. Burada bir şey bulamazsın diyor. Biz var ya buralara boşa geldik ha. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? Aynen öyle. Ne düşünüyorsun ki? Then, I'm not sure. Doğru, bir tek çıkış yolu orası. The roads from Milton don't lead this way. Milton'dan ha. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains. Gene mi dağları aşacağız abi? Bu ne ya? Easy path, even for the most experienced outdoorsman. Ben zoru severim kardeşim.
won't get far with that bear on the prowl. Oğlum ayı yolumuzu kapatacak ya. Nasıl yapacağız abi? So we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Sebat değirmeni. Bir de onu soralım. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. Aynen öyle. You sure she's alive? Yeah. I'm sure. Bence hayatta lan. Well, ama yaralı. Normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. Oğlum bu elektromanyetik dalgalar uzaydan geliyor, tamam mı? Küresel ısınmadan dolayı mı desem ne desem bilemedim ama bu dünyayı koruyan manyetik alan bozuluyor. Ve elektromanyetik dalgalar da güneşten gelen o zararlı dalgalar da dünyaya zarar veriyor ve aletleri bozuyor abi. Benim böyle bir teorim var. Ne kadar doğru bilemiyorum. Benim anladığım o. Uçağımız da o yüzden düştü zaten. Böyle bir dalga geldi de düştü. Uzaydan gelen şeyler. Bakalım teorim tutacak mı arkadaşlar? This short wave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? Gene malzeme isteyecek, bana şuraya git diyecek, oradan malzeme al diyecek. Kesin o kuleye gideceğiz ya. Kule çünkü kulede kesinlikle vardır bir şeyler, malzemeler vardır. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio and our survival. Tamam, hallederiz kardeşim. Ayıdan korkan yani onun gibi olsun. Şu garibi de soralım bakalım neymiş. What do you mean the wildlife's acting strange? Aynen, neden garip davranıyor? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Aynen, kurtların gözleri yeşil arkadaşlar. Bir tuhaflık var ya. Radyasyondan dolayı mı acaba? Güneşin ışınlarına kalıp radyasyondan dolayı böyle gözleri mi yeşerdi? Ne oldu? Mutasyona mı uğradılar? Hiçbir şeyden korkmuyorlarmış lan. O yüzden üzerimize saldırıyorlar. Elimizde silah olduğunu bildiği halde hiçbir şeyden korkmuyorlar. Vay pislik yaratıklar ya. Bu güneş ışınları hayvanlara da mutasyona uğrattı abi. Okay. So we have to deal with the bear. Ayıyla baş etmeliyiz. You're half dead and rifle shots don't seem to do much. So. Nasıl işe yaramıyor ya? Kafasına sıksak ölmez mi abi? Beynine sıktık mı gider? I've been hunting and trapping for years and I've shot a lot of bears. Allah Allah, nasıl bir ayıymış oğlum bu ya? Special bear like that. Özel ayı. Needs special magic to bring him down. Special bear. Magic? Oğlum acaba o da mı mutasyon geçirdi lan, ayı da mı mutasyon geçirdi? I don't mean literal magic, but we need the old knowledge. Ha, ne aldı lan o yerden? Niye onu yerden aldı? What do you have in mind? There's an old story. Şey, ocağı atacak. Local legend maybe. About one of the original settlers. Soba yattı. Spence. Story. Ne oluyor lan? İçeri mi gireceksin? Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. Allah Allah. Days, delirious. She screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Allah Allah. Spence gets some men together for a hunting party. Olay gittikçe ilginçleşmeye başlıyor arkadaşlar. Track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Olaya bakar mısın ya?
They call it the Demon Bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing korku her. Korku filmleri gibi yemin ediyorum. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. Tüfekler işe yaramıyormuş abi. Bu nasıl bir ayıymış ya? Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. Abo, vücudu neredeyse ikiye bölünmüş diyor ya. Some men go out looking for him, and they find. Oğlum bu nasıl bir ayıymış lan? Half dead. Kurşun işlemeyen ayı mı olur lan? Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, olaya bakar mısın? Did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? Hikaye lan. Hurafe oğlum, bunlara inanma ya. Of course not. Masallaştırılmış biraz hikayeyi, hani daha da böyle güzelleştirmek için masallaştırmışlar. Yok ruhunu çalmış, yok bilmem ne. Yani batıl inançları varmış belli. 10 inches of cold hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear killing spear. Ne alaka oğlum, mermi nasıl öldüremiyor ya? The old hunting lodge is still there. Bana çok saçma geldi bu olay ya. Follow the tracks the other way through the muskeg and you'll find it. If the spear's there, get it. Bizim en iyi ümidimiz olabilir diyor. Mızrak getirecekmişim şimdi ya. And the radio? Ya telsiz? You deal with the bear and let me worry about the radio. Ben telsizi hallederim diyor. Sana biraz yiyecek bırakayım mı dostum? Çok fazla yemek getirdim. Let me rest. Biraz dinleneyim diyor. Good luck out there. Şeytana dikkat et diyor. Right. Ben deneyeceğim abi. Kafasına sıkmayı deneyeceğim. Karşıma çıkarsa kafasına sıkacağım abi. Eğer baktım ölmüyor. Ha, derim bu o zaman doğru. Hikaye doğru. Bana çünkü inandırıcı gelmedi ya bu. Yok kafasına kurşun yağdırmışlar da, yok üstüne kurşun yağdırmışlar da ölmemiş de, ondan sonra demir mızrak taşı yapmışlar da ölmüş gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Pek inanasım gelmedi yani. Ben buraya silahımı onarabilir miyim mesela? Nasıl onaracağım silahımı? Meşale, kapan, bilmem ne var. Onarma kısmı. Mesela silahı nasıl onarabiliriz? Eylemler. Temizle. Ha, bunu nereden bulacağız lan? Bizim bunu temizlememiz lazım diyor. Temizlik kiti lazım arkadaşlar. Temizlik durumu iyileştirmesi %3. Nereden bulacağız lan temizlik kitini? Temizlik kiti lazım arkadaşlar ya. Olaylar gittikçe ilginçleşti. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bu eşyaları buraya bıraksam ne olur? Mesela bunu buraya atsam. Biraz eşya boşaltalım ya. Neyse arkadaşlar, bölümümüzün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde zorlu bir maceraya çıkacağız anladığım kadarıyla arkadaşlar. Çünkü ayı mayı var. Ayıyla mücadele edeceğiz anladığım kadarıyla. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.